Efendim? Timur Hocam merhabalar. Çok ayrı kaldık. Özleştik, özleşmedik mi? Niye arıyorsun sen beni Selim? Duydum ki ben yokken hayatında sırlar ortaya çıkmış. Selim. Bir şey diyeyim mi? Gücendim. Yemin ediyorum ağrıma gitti ya. Hiç haber vermiyorsun. Neyse çok şükür Allah'tan benim eniştem sır kuyusu gibi de sırlar bitmiyor. Selim ne diyorsun sen ya? Bir de bu işlerin arasında seninle uğraşamayacağım gerçekten. Uğraşacaksın. Paşa uğraşacaksın. Yoksa ben giderim Bahar'a. Parla'nın senin kızın olduğunu söylerim. Selim ne zaman bırakacaksın bu şantaj işlerini? Vallahi ben de bıktım. Gel biz seninle şöyle yapalım. Bu işi uzatmadan kendi aramızda çözelim. Sen bana 10 milyon ver, bu iş bitsin. 10 milyon mu? 10 milyon. Evet, 10 milyon. 10 milyon. Evet, 10 milyon. 10 tane milyon, 10 milyon. 10 milyon? Evet. Bildiğimiz parayla 10 milyon. 10 milyon. Nakit mi yoksa yani eski parayla mı 10 milyon, yeni parayla mı 10 milyon, nasıl 10 milyon? yeni gıcır 200'lük. Ya Selim sen dizinin kötü karakteri misin sen? Bu ne saçma şantaj işleri de ne yapacaksın? Ödemeyince kızı daha evine mi kaçıracaksın? Nedir yani bu ya? Diyene bak ya. Ama bak ben bu dizinin kötü karakter işini saydım. Sana 48 saat mühlet Timur Yavuzoğlu. Ya bu süre içinde paramı ödersen ya da işim biter. Nasıl iyiyim kabul et iyiyim. Tamam imzayı kaçırdık. Malum zararımızı senden karşılayacağız. Timur Yavuzoğlu. İyiyim lan bayağı. Ya senin yürü git Allah aşkına ya. Bir de seninle uğraşamayacağım. 10 milyon diyor bir de ya. 10 milyon diyor ya. Engin Hocam. Buyurun Timur Hocam. Bir konuşabilir miyiz? Neden? Lütfen. Konuşun. Ne oldu Timur Hocam? Kötü bir haber mi aldınız? Engin, sen gerçekten Selim'i benim üzerime mi saldın? Yok. Rengi sana inanamıyorum ya. Bu adam sana ne kadar kötülük yaptı. Ben her defasında senin yanında oldum. Ya şimdi kalkmışsın Selim'le işbirliği yapıp bana şantaj mı yapıyorsunuz ya? Ya sen, ya benim sevdiğim kadın böyle bir şey yapamaz ya. Timur, sen gerçekten beni mi düşünüyorsun şu anda? Hı? Ya yapma Allah aşkına ya sevdiğim kadın falan. Ya ne olur bana yalan söyleme. Git sen bu yalanları karına anlat tamam mı? Gerçi artık ona da yalan söyleyemeyeceksin. Her şeyi anlatmak zorunda kalacaksın. Çünkü kanıtım var. Ya beni bunu yapmak zorunda bıraktın ya pes. Rengin sen ne yapmamı istiyorsun ya? Ne mi istiyorum? Bana verdiğin sözü tutmanı bekliyorum hala. Salak gibi. Eğer bu sözü tutmayacaksan da bunun bedelini sadece ben ödemeyeceğim Timur. Şimdi müsaadenle gitmem gerekiyor. Nasıl ya? Bedeli söz tutmamanın bedeli 10 milyon mu ya? 10 milyon öyle diyor ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.